Medresetü Zehra. Selamünaleyküm efendim. Zalim zilletinde mazlum izzetinde göçüp gidiyor. Tersini yazmışsınız. Tersini yazmışsınız. Zalim izzetinde mazlum zilletinde göçüp gidiyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor diyor. Dediği bu yani. Siz yanlış tersini yazmışsınız. İnsan bu dünyada da adalet istiyor. Burası nasıl anlamalı? Evvela ibareyi düzeltiyoruz. Zalim izzetinde mazlum zilletinde göçüp gidiyor. Yani mazlum ezilmiş vaziyetteyken, yıkılmış vaziyetteyken, biçare vaziyetteyken öyle vefat edip gidiyor. Zalim de demdebeli, şaşalı hayatında yaşarken birdenbire göçüp gidiyor. Şimdi adalet oldu mu? Olmadı. Demek ki başka bir yerde bu adalet tahakkuk edecektir. Şimdi insan burada da adalet istiyor. Fakat burada mutlak, devamlı bir adaletin tahakkuku mümkün değil. İnsanlar nefis, heva, his, vehim, şeytan, suikarin, aile, geldi, gitti, cemiyet, makam, mansıp, bunların hepsi neticeye tesir ediyor. Yani bir hakimi oraya oturtturmuşlar. Bizim başımızdan geçiyor, geçti yani. Adam namazlı da, niyazlı da, böyle baktığın zaman belli bir grubun adamı olduğu yüzünden belli oluyor yani. Ben onları çok tanıyorum yani. Baktım mı bilirim onları. Hakim. Şimdi adam vicdanı başka söylüyor, kendine gelen emir başka. Vicdanı başka söylüyor, kendine gelen emir başka. O kendine gelen emre göre hareket edince İslam'a göre hareket ettiğini zannediyor. Veya neticede İslam kazanacak zannediyor. Adaletsizlik yapıyor, zulüm yapıyor. Yani dünyada mutlak adalet temini mümkün değil. Bakıyorsun bir boğa çok kuvvetli, ötekisi zayıf. Onu cürk etmiş. Her gördüğü yerde boynuzunu vuruyor ona. Yani yalnız insanlar değil, hayvanlarda da böyle. Niye vuruyorsun? Bu gücü yetiyor. Her gördüğü yerde boynuzları, o fukarı da böyle. Bizim bir kedi var, korkak diyelim yani. Şeyde de bir kedi vardı, bizim Hamza kardeşte, İstanbul'da. Çok canavar bir şey. Bizimkini bir iki defa boğmuş. Yani normal kedi bile boğuyor yani, o da canavar gibi zaten. Şimdi bırakıyoruz dışarı, hala öyle o Hamza kardeş o kediyi götürüp azatlayalım, 3-4 aydan fazla oldu. O bizim kedi kapıya çıktı mı yukarı bakıyor. Dışarıya gideceği zaman yukarı bakıyor, biraz bekliyor. Bir şey yok, gidiyor hemen. ne istiyorsun abi? Bizim kedi fukaranın yani boğuyorsun. Dünyada mutlak adalet yok. O kedi, bizim kedi ondan hakkını almayacak mı? Alacak tabii. Haksız yere gelip boğuyor bunu. Her şey böyle. Yani mutlak adaletin bu dünyada tatbiki, tesisi, tahakkuku mümkün değil. O halde bu haksızlığın bir yerde hak olarak ortaya çıkması lazım. Adalet olarak ortaya çıkması lazım. O boynuzlusu, boynuzsuz bizim yavru kedi, fukara kedi öbüründen hakkını alacak hiç çaresi yok. Haksız yere gelip boğuyor yani, hiç sebep yok yani. Haksız yere. Onun için evvela ibareyi düzeltiyoruz. O dediğiniz ibare değil.
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde göçüp gidiyor. Demek bir mahkemeye, kübraya bırakılıyor. Halbuki kainatta bakıyorsun, her şey adalet üzere yürüyor. Yani hilkatta abesiyet yok. Şöyle bir yüze böyle bir burun takmış. Yani bu yüze patlıcan gibi bir burun taksa zulüm olur. Değil mi ya? İnsana böyle bir şey, böyle bir ağız takmış. İnsanın ihtiyacına göre böyle at nalı gibi bir ayak el vermemiş insana. Beş parmaklı bir el vermiş. Her türlü işini yapıyorsun. Hele bir gün parmağının herhangi birisini bağla. 24 saat onu kullanma bakayım. Ne kadar zorluk çekeceksin, hangisi olursa olsun. Senin bütün ihtiyaçlarına en güzel şekilde adilane cevap veriyor. Gözü buraya koymuş, çok hassas bir cihaz. Üste kemik koymuş, altta da kemik koymuş. Çevre kemik içine yerleştirmiş. Ama burun öyle değil, buruna bir şey olmaz. Değnek de gelse yine biraz sonra işini görür. Göz öyle değil, göz çıkar. Bir daha iş görmez. Adalet, gözü yerine yerleştirmiş, kulağı yerine yerleştirmiş. İnsanı böyle yapmış, hayvanı böyle yapmış. Hulasa mutlak bir adalet var ama muamelatta akıllı insanlar, zeki, kabiliyetli insanlar öbürlerini ezmişler. Tarih boyunca böyledir. Ekmeklerini kesmişler, sularını kesmişler, zulmetmişler, işkence etmişler. Muamelatta zulümler vukuğa geliyor. Hilkatte zulüm yok. Muamelatta zulümler vukuğa geliyor. Bu zulümlerin adalete dönmesi şer'i nizamla oluyor. Allah'ın kanunlarıyla oluyor. Allah'ın kanununu ortadan kaldırdın mı, geriye doğrudan doğruya tamamıyla bir zulüm kalıyor. O zulümde adalete dönmesi bir mahkeme-i kübraya kalıyor. Elbette insan burada da istiyor adalet ama mutlak adaletin burada tahakkuku mümkün değildir. Adı ahirete kalacaktır. Evet. Buyurun.